Görmedim. Sabah da ben teslim ettim Mert Bey'i şoföre. Ayılamamıştır tabii. Ne dediniz? Yok, bir şey demedim. Hadi sen işine bak. Geçmiş olsun İclal Hanım. Yok ya. Bana ne, ben haklıyım sonuçta. Ne be? Yiğit Kozan, seni bütün kalbimle seviyorum. Senden bütün kalbimle vazgeçemiyorum. Kalbim burada. Beni kapattığın bu kafeste. Ne kadar çırpınırsa çırpınsın sana olan aşkım. Aşk, hayattaki en büyük çaresizliğim oldu. Ben çaresizliğimden vazgeçemiyorum. Nereye varacak bunun sonu? Nereye kadar çarpacak kalbim böyle? Sırf sen istiyorsun diye ben bu işi bırakmam. Ya sen buna iş mi diyorsun Allah aşkına? Evet, iş diyorum. Sen ne diyorsun? Soytarılık, maymunluk, şımarıklık, küstahlık. Küstah olan sensin. Şu laflara bak ya. Ya sırf beni aşağılamak için? Aşağılatma kendini. Sırf bana inat, burnunun dikine gideceğim diye aşağılatma kendini. Ay İclal, İclal ne oldu? Ay İclal korkutma beni, iyi misin? Ne oluyor? Yiğit. Ay şimdi Yiğit nerede ben bilmiyorum ki. Aa, bu senden mi düştü? Bırak. Ay dur, eğilme, ben alırım. Aa. Ay bu ne? Öldüreceğim o kızı. Öldüreceğim onu, öldüreceğim. Ay bunu resmen Yiğit'e aşk. Ya sen ne duruyorsun? Koş. Koş git bul, parçala onu saçından. Bismillahirrahmanirrahim. Nazan ne oldu? Öyle biçim laflar bunlar. Ne oldu? Güzel, ne oldu yavrum? Ne oldu kızım? Vallahi sana çok kızgındım ama yemin ediyorum benim bile kanıma dokundu İclal. Eğer sen bulup parçalamazsan ben bulup parçalayacağım vallahi. Parçalayacağım ben o Murat'ı. Hayır, hayır. İclal, kime, kime dedin sen onu? Nur ya. Nur kocama aşık, benim kocama aşık Nur. Hayır dur, yapma. Dur. Gel, tamam. Tamam yavrum, gel. Tut. Gel geçen. Tut, gir koluna, gir. Öldüreceğim o kızı. Ben o kahvaltı hak ettiği cezayı vereceğim ben, göreceksiniz. Sen hayatımda gördüğüm en kaba, en saygısız insansın Yiğit. Bak, ben sana... Ben soytarı da değilim, maymun da değilim. Evet, ben bu işi sana inat kabul ettim. Ama sen beni aşağılamaya devam ettiğin sürece... ben sana kendimi ispatlama hırsımdan vazgeçmeyeceğim. Ya neyi ispat edeceksin sen? Şu yüzündeki 5 kilo badana boyayla kırıta kırıta ne ispat edeceksin? Kırıtmak mı dedin sen? Ya beni konuşturma işte. Dilimin kemiğini inadınla söktün aldın. Konuşturma. Konuş konuş. Bu hakaretlerin sonu nereye varacak çok merak ediyorum.
Sen bu Fırat hayvanının gazıyla bir yola çıktın. Daha yolun başındayım diyorsun ya. O yol seni hangi çıkmaz sokağa götürecek çok merak ediyorum. Heh, o çıkmaz sokağa gittiğin zaman ben aklıma nasıl mukayyet olacağım onu daha çok merak ediyorum. Pis pis konuş sen. İlk defa şu Allah'ın cezası çiftliğe geldiğim günden beri ilk kez sınırlarını geçtim. İlk kez başımı çıkardım. Bunu hazmedemiyorsun işte. Ya bırak Allah aşkına, amma havaya girdim be. Şu geri zekalının bulduğu 2-3 tane boktan işle başıma adrenalin mi olacaksın? Benim ne olacağımı görürsün. Allah'ım sen şu it kuluna sabır ver ya Rabbim. Asıl Nur kuluna sabır ver Allah'ım. Nur kuluna. Göreceksin sen. Ne olacağımı göreceksin sen. Evet, ateş çok yükseldi. Yüzü kıpkırmızı. Ay, biz getirelim mi, siz mi gelirsiniz? Vallahi yani verilmiş sadakası varmış edepsizin gerçekten. Yani şu baş ağrısı olmasa fersah fersah almıştı senden dersini. Yok, kimse alamayacak onu elimden benim. Hiç kimse alamayacak. Aldı ilaçlarını, aldı tabii. Uyur diyorsunuz yani. Tamam, o zaman uyusun. Uyandığında ben sizi rahatsız edeceğim doktor. Ay şimdi uyumanın sırası mı Allah aşkına İcra? Kalk ya da söyle bana, ben gideyim vereyim dersini. Yani sana küstüm ama gerçekten git yol saçını başını diyorsan yolarım yani. Sonuçta idmanlıyım ne de olsa. Daha kuzenini yol alı şurada ne kadar oldu değil mi? Gelsene sen benimle. Ya, ben sana saç baş olmayı göstereceğim. Çık dışarı. Sen ne yaptın benim kızıma ha? Ne yaptın sen benim kızıma? Hak ettiğini yaptım Aytül Hanım. Alo. Elmas, biz erken çıktık. Sana haber veremedim. Atla bir taksiye gel. Yol parasını ekstra vereceksiniz herhalde Fırat Bey. Yani ben her sabah ajansa taksiyle gideceksem bana boşuna maaş vermeyin yani. Elmas, taksiye fiş yazdırırsın, hallederiz. Hadi geç kalma. Güzelliğiyle para kazanan bir kadın tırnaklarını yememeli. Tırnak ne ki? Başımın etini yediler az önce. Seni sindirmeye çalışıyor. Moralini bozmak istiyor. Düşme bu tuzağa. Amacını biliyorsun. Ona istediğini verme. Ona söylediği her şeyi tek tek yutturacağım. Yapacağım bunu. Görecek. Ben istersem neler yapabileceğimi görecek. Sen ne cesaretle böyle bir şey yaparsın ha? Benim kızıma nasıl tuzak kurarsın sen? Ben şimdi seni ne yapayım Nazan? Hı? Hiçbir şey yapamazsın. Hadi yap. Hadi ara Yiğit'i, şikayet et beni. Hiç şüphen olmasın, tereddüt etmeden arıyorum zaten Nazan. Hayır, çok merak ediyorum ona ne söyleyeceksin acaba? Yiğit, Nazan Nur'un günlüğünden bir sayfayı koparıp İcler'in gözüne sokmuş. İcler şimdi Nur'un sana aşık olduğunu biliyor. Bu telefon konuşması bittiğinde zaten bu evde senin işin bitmiş olacak Nazan. Bak sen. Benim mi işim bitmiş olacak? Peki ya sizin işiniz? Senin kızının işi? Yiğit, sence İclal'in bütün ipliği pazara çıktığında ne yapacak? Yiğit, İclal'in karısının saçını başını yolup bu çiftlikten atmasına göz mü yumacak? Ya da senin o orospu dediğin benim karım demeyecek mi? İyi denemeydin Nazan. Ama bu sefer kendi ipini kendin çektin. Yiğit Mert'e kıyamaz. Mert'in annesinin hayatını tehlikeye sokacak en ufak bir adım bile atmaz o. Ben de şimdi tam oraya geliyordum zaten. Eğer Yiğit, İcral'in hayatının artık o kadar da tehlikede olmadığını öğrenirse... ya ona İcral artık her şeyi hatırlıyor, hafızası yerine gelmiş dersen... bu ne demek? Bu... artık iyileşme süreci tamamlanmak üzere demek. Bu durumda Yiğit ne yapar sence? Sen biliyorsun.
İcel'in hafızasının yerine geldiğini bal gibi de biliyorum. Teyze, trafikteydim. Açamadım, kusura bakma. Teyze. Teyze. Duyuyor musun beni? Abi buradayım Yiğit, duyuyorum. İyi misin, bir şey mi oldu? Teyze, sesin çok kötü. Ne oldu diyorum. Yok bir şey yok. İzlerin migreni tuttu da geçen sefer hastaneye götürdüğümüzde haber vermedim diye kızmıştı. O yüzden aradım. Döneyim mi ha? Hastaneye gidelim mi? Yo yo, hayır uyudu zaten. Uyansın, ben doktorunu arayacağım. Herhangi bir şey olursa ben seni ararım oğlum. Şimdi bir düşünelim bakalım. Kızının bana attığı kazıktan sonra ikinizi birden ipe göndermemem için bana tek bir sebep gösterebilecek misin? Sizde de mi taksi yok ya? E ne zaman gelir peki? Tamam, tamam gerek kalmadı. Ne yapıyorsun Elmas? Sus da kimse görmeden gazla Cahit. Elmas in şu arabadan. Elmas delirdi mi? Ne yapıyorsun sen ya? Yakalanmamızı mı istersin? Aman ya Rabbim ya. Bir de utanmadan sırıtıyor. Kesin, kesin bela okuyor. Kesin. Korkma annem, bela okumaz. Elmas, bak beni delirtme. İn şu arabadan çabuk, ne olur. Cahit istersen daha da bekleyelim. Birazdan da karın gelsin. Bir anda ocadı, diğer tarafta annem, böyle dört köşe oluruz. Yola çıkınca ineceksin Elmas, o kadar. Eğer kızının yüreğine inmesini istemiş olsaydım, şimdiye kadar her şeyi çoktan öğrenmiş olurdu. O yüzden şimdilik benden korkmana gerek yok. Ama eğer bir terbiyesizliği daha olursa, eğer benim bu çiftlikteki huzurumu kaçıracak herhangi bir hareket yaparsa, işte o zaman kork benden. İşte o zaman gözünün yaşına bakmam, acımam, sıkarım o kurşunu. Vay be. Yolun ortasında atılıyoruz demek. Bravo Cahit. Düşene de bir tekme sen vuruyorsun ha. Sen düştün, ben vuruyorum öyle mi? Kim vura vura düşürdü beni Elmas? Hı? Kim üzerime basıp çiğneyip geçti beni? Allah belamı verdi işte, daha ne istiyorsun? Az kalsın canımdan doluyordu. Pişmanım demek için daha ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ki. Bir daha mı canıma kıyayım, onu mu istiyorsun? Sen bütün bu olanları hak ettin. Şimdi böyle yaparak kendini bana affettiremezsin. Dön arkanı git tabii. Ne kolay değil mi bana arkanı dönmek? Oh, Elmas eline kiriydi, yıkadın geçti. Benimle gününü gün ederken iyiydi ama Cahit. Sen bir kez olsun acaba benim için karnı boşamayı düşündün mü? Hah? Bir kez olsun Elmas acaba üzülüyor mu, kırılıyor mu dedin mi? Tamam. Tamam, belki ben seni sevdiğimi geç fark ettim. Ama sen beni çok sevdin sanki. Sen de beni sevmedin Cahit. Hala da sevmiyorsun. Elinin altındaydım sadece. Yıkadın geçti işte. Kahretsin.
Gel bakalım Cahit. Gel. Sen bunu iş mi diyorsun Allah aşkına? Evet iş diyorum. Sen ne diyorsun? Soytarılık, maymunluk, şımarıklık, küstahlık. Ben bu kafayla nasıl çalışacağım kardeşim ya? Ne olmuş bu kıza böyle? Çok ateşli. Çok güzel Nur. Harikasın. Yiğit Bey, ben de tam size yeni gelen filon nonna tamam, için... Tamam, tamam. Onayladım, bitti. Bir saat sonra Azeriler ile... Cahit Bey'e pasla. Cahit Bey, ben bugün yokum. Ne varsa Cahit Bey'le konuş. Peki efendim. Alo, kaptan. Bana tekneyi hazırla. Hemen. Ne demek hiçbir şey olmadı? Ne olduğunu gördüm Ayçiçek Hanım. Ya yine ne saklıyorsun sen? Migreni tuttu diyorum. Sana izahat vermek zorunda mıyım? Bana yalan söyleme. Nur'u sayıklıyordu odasına çıkarken, duydum. Başı ağrıdığı için mi Nur'u parçalara ayırmaktan bahsediyordu? Peki. Tamam Ayçiçek Hanım, sen yine bana hiçbir şey söyleme. Nasılsa sakladığın her şey bir bir ortaya çıkıyor. Ben beklerim. Kim? Kim beni parçalara ayıracakmış? İcler mi? Yılan. Başlatacağım seni. Yılan kaldı. Siz yılan. Parçalarım seni. Yavrum. Yavrum benim. Anne nerede o? Nerede o yılan? Nerede o? Dur. Sakin ol, tamam. Tamam yavrum, yorma kendini. Burada değil, gitmiş. Tamam. Tamam o zaman ben müşterimle de giderim. Pılısını pırtısını toplarım şimdi. Allah, ay Allah'ın cezası ya. Pılısı pırtısı bile benim be. Ben verdim kıyafetlerimi ona. Çabuk beğenmedi kıyafetlerimi. Tarzım değil dedi, giymedi onları. Kıyafetlerim tarzı değil, kocam tarzı ama. Fakir ama gururlu kız. Güya benim elbiselerime tenezzül etmedi, kocama göz dikti ama parçalayacağım ben onu şimdi. İçler, İçler yavrum, ne olduğunu bir anlatır mısın sen bana önce ha? Böyle günlük münlük bir şeyler dedin ama ben hiçbir şey anlamadım. Birlikte bir çaresini bulalım, tamam mı yavrum? Gel bir otur, bak. Ayakta duramıyorsun annem. Doktorum gelecek şimdi, tamam mı? Sen bir anlat, sakin ol. Baştan beri ne olduğunu bir anlat bakayım bana. Yok,
kız benim kocama kancayı takmış ya. Nur, Nur benim kocama aşık ya. Anlayacağım benim gördüğüm her şey bu kadar. İcdel'e ne oldu tam olarak bilmiyorum ama... aslında neye delirdiğini tahmin etmek çok zor değil. Sarhoş olup saçmalarken İcdel'i delirttim tabii. Daha bu sabah Yiğit'le konuşurken dün gece söylediklerimden pişman değilim dedim. Ama şimdi... ya hasta bir kadına bunları nasıl yaşatırım ben? İkinize de bunu yaşatan Yiğit ama... dün gece İcdel'i şüphelendirmeye hakkım yoktu. Bana bu kadar nefret kustuysa kesin şüphelendi. Kendimi bildim bileli İcdel'i tanırım Nur. O aptal bir kadın değil. Biliyorum. Aptal bir kadın değil. Sadece aşık bir kadın. Benim gibi. O da kocama aşık. Nur Hanım. Buyurun başlıyoruz. Hadi. Baştan beri gözüm tutmadı. Ah ben sana ne diyeyim İclal? Yani içim alsa oh olsun diyeceğim. Anne. Ne anne anne? Şurada can borcum, can borcum diye bana günlerce neler çektirdin sen? El alemin ahlaksız kızının avukatı kesildin İclal. Al. Ya ben ona can borcum var diye başıma tac ettim o kızı ya. Gittim kıyafetlerimi verdim, gittim dertleştim. O karnında kimden peydaladığı belli olmayan piçe bile sahip çıkmaya çalıştım ben ya. Ben böyle insan gibi ona elimi uzatırken gitti kıs kıs güldü kesin arkamdan beni. Ben ona iyilik yaptım, o yılan gibi pislik gözlerini dikti kocama. Pislik ya. Büyük hain. Hain. Hain tabii. Ama ben büyük bir zevkle vereceğim o hainin cezasını. Çok sinirlisin tabii şu anda İclal. Beni dinler misin bilmiyorum ama bana sorarsan... ki sen sormazsın, genelde kafanın dikine gidersin. Yani sana ilk günden gözüm tutmadı bu kızı demiştim ama sen beni pek dinlememişsin. Ya benim de bu yaşa kadar bir tecrübem var, öyle değil mi? Ne geveliyorsun anne acaba ya? Ah benim akılsız kızım ya, bir düşünsene sen, bir düşün. Daha dün gece bir takım sarhoş zırvalıklarıyla bu kız senin geceni mahvetti mi? Etti. Ay ne hikmetse sabahına da o gözü gibi sakladığı günlüğünden bir sayfa önüne düştü, hem de ne sayfa. Bu kadar tesadüf olabilir mi sence? Yani o kız... Evet, o kız özellikle yapıyor yavrum, özellikle yapıyor. Seni tahrik etmek istiyor, saldır istiyor üstüne, anladın mı? Yiğit'e olan duygularını sen bil istiyor, anladın mı? Özellikle bil istiyor. Kolay yolu seçtin, kahramanlar öyle yaptın.
senden niye vazgeçtim? Neden kaçtın masalımdan? Sen hep kolay yolu seçtin. Kahramanlar öyle yapmaz. Benden niye vazgeçtin? Kahramanım, benden niye vazgeçtin? Kız gözünü karartmış. Hedefi sensin. Önce ne yaptı? Sarhoş numarasıyla seni işkillendirdi. Sonra da günlük tuzağıyla bombasını patlattı. Seni tahrik etmeye çalışıyor. Anladın mı? Üstüne saldırmanı bekliyor. Pusuda. Kocanla senin aranı bozmak için pusuda resmen. Ne haddine anne ya onun benim kocamla aramı bozmak? Sen izin vermezsen haddine değil tabii. Ne yapayım anne peki? Tuzağına düşmeyeceğim diye bu yaptıklarını yutayım bir de üstüne soğuk su mu içeyim ya? Ne münasebet? Aksine. Ona öyle bir darbe vur ki sessizce, derinden bu çiftliğe geldiği güne bin pişman olsun. Hadi Nur. Hadi. Ne oldu sana? Ne oldu biraz önceki Nur? Ver şu işe kendini. Kayboldun gittin. Affedersiniz. Özür dilerim. Al. Nazar değdi kıza. Duvarı çeksem daha iyi. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Adamı sinir hastası yapacağım en sonunda. Boş ver. O zaten sinir hastası. Ayrıca sabah gayet iyiydi. Kafanı izlere takıldı değil mi? Elimde değil. Kendimi kötü hissediyorum. Hadi makyajını sil, üstünü değiştir çık sen. Git biraz kafanı dağıt. Biraz para harca. Merak etme, anlaştığımız rakamdan fazlasını koymadım. Teşekkür ederim. Bugün ajansta başka bir işim yok değil mi? Alışveriş kokusu alıyorum. Kesinlikle. İşte geldik. Bak burası. Nur'un yıldız olduğu yer. Bir daha böyle bir emri vaki yapmanı istemiyorum Elmas. Bu ilk ve son olsun. Tamam. Seni rahat bırakmak için elimden geleni yaparım Cahit. Kanma Cahit. Kanma. Nur Hanım, erken mi bitti çekiminiz? Sakın sen geç kalmış olmayasın. Beni beklemeyip basıp gittiğiniz için taksiyle ancak bu kadar oluyor canım. Kusura bakmayacaksın artık. Git, açıklamanı patronuna yap. Hayırdır? Sen nereye böyle? Alışverişe gidiyorum. İclal Hanım'ın eskileri kesmiyor demek ki artık seni. Artık debelenmeyi bırak Elmas. İclal'in kıyafetlerini giymediğimi gayet iyi biliyorsun. Şimdi izin verirsen... gidip emeğimin karşılığını harcayacağım. Az bile. Sana az bile. İyice bir taraflarım kalktı ya. Hadi bakalım. Kızın sinsiliğini kendin gördün. Senin benim gibi iyi niyetli insanlar 40 yıl düşünsek onların yaptığı planı yapamayız biz. Ha ben bunu yaşayarak öğreneceğim diyorsan sen kendin bilirsin tabii. Ay anne. Tamam ya. Tamam, aba altından sopa gösterip durma bana, anladık.
Lafından çıkmayacağız. Senin taktiklerine ilerleyeceğiz işte. O da sabredebildiğim kadar. İyi edersin. Çok iyi edersin. Sen dinlen yavrum şimdi. Sadece onun burnundan nasıl fitil fitil getireceğim bunu düşün. O aptal Nazan'a da söyle. Orada burada abuk subuk konuşmasın. Sevmiyor zaten beni. Güvenemem ona. Vallahi bak anne bir yerde konuşursa mahvederim onu. Git kulağını çek. Allah Allah. Sen git el alemin dedikoducusuna kızı rezil et. Ondan sonra da çenesini tutsun diye tehditler savur öyle mi? Oldu. Anne bak başlama yine. Yok öyle anne başlama filan. Nazan'la aranı düzelteceksin. Kız sana o kadar küskündü. Geldi yardımcı oldu, kolundan tuttu. Nazan konusunda geri adım atacaksın o kadar. Ay, vallahi bayılacağım şuralara Nazan Nazan diye ya. Allah Allah. Geberteceğim ben onu. Parçalayacağım o kızı ben. Kendini biraz toparlasın, gelip senden özür dileyecek. Ağzından girdim, burnundan çıktım. Kızını yine zapt ettin ha. Vallahi bravo. Sendeki çene savaş çıkarır, isyan bastırır. Olay çıkarmayacak, kızı da yüzlemeyecek. Onu anladık. İşin içinde sen varken başka türlüsü mümkün mü zaten? Sana istediğin şeyi veriyorum Nazan. Sana güvenmek zorundayım. Güveniyorum. Kocacığımmış. Oh. Huzur işte be. Huzur. Huzur. Heh işte. Huzur dedi ki. Ne oluyor kardeşim ya? Hayret bir şey ya. Ne oluyor kardeşim ya? Durmadan çaldırınca başın göğe mi eriyor? Kapatayım o zaman. Sen bilirsin. Nur? Nur. Yeni telefon aldım da ilk seni aramak istedim. Oo. Teşekkür ederim karıcığım. Ne kadar incesin. İşte. Hiçbir işe yaramayan işimin nimetlerinden biri. Evet. Kendi kazandığım parayla kendi telefonunu aldım. Tebrik ediyorum. Ne yapayım? İşinle ilgili söylediğim bütün her şeyi geri mi alayım acaba? Neyse kocacığım. Bana çok yazmasın şimdi. Sen kaydet telefonumu istersen. Ara sıra ararsın artık. (Gülüyor)
kendine telefon almış. Alkış. Alkış. Bravo Nur. Ne yapayım? Ne yapayım? Delirtti. Hadi. Arasana. Kapatmış ya. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal kesimden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Aşkım telefonun niye kapalı ya? Ben çok sıkıldım. Bir şeyler mi yapsak acaba? Sen ara beni telefonunu açınca hemen, olur mu? Nazan, keyfin yerinde bakıyorum. Ay yok ya. Seni düşünüp düşünüp dertleniyorum işte. Ya bırak Nazan ya. Bırak. Kesin içinden oh olsun diyorsun değil mi? Vallahi benim oh olsun diyebilmem için sadece kızın Yiğit'e aşık olması yetmez. Yani Yiğit'in de seni o kıza aldatıyor olması gerekir değil mi? Ne diyorsun Nazan ya? Hayır, yani diyorum ki şimdi benim oh olsun demem için ortada bir şey olması gerekir yani. Ortada bir şey yok ki. Yoksa var mı? Ay İsrail, ben bütün sayfayı okuyamadım. Ay yoksa karşılıksız aşk değil miymiş? Ay yoksa Yiğit de mi kıza aşık? Ay Nazan, sus ya. Geldim şuraya insan gibi konuşalım, barışalım diye yine abuk sabuk konuşuyorsun yani. Sus, kapa o çeneni, kız hiçbir şey bilmeyecek. Ay sen hırsını kızdan değil benden çıkaracaksın galiba İclal. Nazan, çeneni kapat tamam mı? Kız hiçbir şey bilmeyecek. Sonra ben nasıl büyük bir zevkle ondan hırsımı çıkaracağım göreceksiniz hepiniz. Sus şimdi. Keyif çatacağım ben. İnazına keyif çatacağım. Oh, tabii tabii İclal'cim. Sen keyfine bak. Ben öyle boş boş konuşuyorum işte. Konuşma Nazan ya. Konuşma. Öf. Hafizem, şu çayımı bir tazeliğe ver bakayım. Senin işin gücün yok mu be adam? Bu kaçıncı çay sabahtan beri tepemde? Allah Allah, zoruna mı gitti? Bir demli çay istedik, ne var yani? Hayır canım, ben çay içmene bir şey söylemiyorum ki. Ama böyle yayılıp yayılıp kendi evinin baş köşesinde gibi. Artık burası bizim evimiz sayılmaz mı be Hafizem? Tövbe yarabbim. Ya tövbesi mi kalmış artık bu saatten sonra Hafize, Allah'ını seversen. Hayır efendi. Buyurun Aytun Hanım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Bu nasıl bir oturuş şekli böyle? Bunlar nasıl abuk subuk konuşmalar? Bu ne cüret? Ya, yorulmuşum da biraz soluklanayım dediydim Aytun Hanım. Sen aklını mı yitirdin be adam? Aman Aytun Hanım, yani şimdi böyle laflarla kalp kırmanın ne lüzum var değil mi yani? Sen kendinde misin? Ha? Gündüz vakti içki falan mı içtin? Ateşli bir hastalık mı geçiriyorsun sen?
Yo, iyiyim. Turp gibiyim çok şükür. O zaman bu halinle bir adam. Burası bizim evimiz filan demeler. Sen kendinle misin? Aytül Hanım, yanlış anladınız. Tayyar Efendi emektarlığımızı şey etmek için... Bir daha böyle konuştuğunu duymayacağım, böyle davrandığını görmeyeceğim. Fena olur. Aa, Tayyar Efendi, duymadın mı be kadını? Fena yaparmış. Bizim arkamızda kapı gibi Nur Kozan var artık be. Hiçbir şeycik de yapamaz. Allah. Yiğit felaket. Eğer korktuğum başıma geldiyse felaket. İşim biter bitmez ara beni. O kadın halasına, eniştesine her şeyi anlatmış. Eğer gerçekten böyleyse felaketin büyüğü. Hoş geldin Yiğit'ciğim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Tahsin Bey. Sağ olun. Ay, çok keyifli değil mi ama? İcray nerede? Evdedir herhalde. Biz de Tahsin'le şöyle bir boğaz keyfi yapalım dedik. Karı koca hep beraber. Ne güzel. Size o zaman iyi boğaz gezmeleri. Yiğit'ciğim, marinada komşu olduk madem. Görüşelim. Bir gün birlikte açılalım. Tabii tabii. Neden olmasın? Beraber de açılırız. Ay biz haftaya kaçıyoruz Tasos'a. Hep beraber Yunan adaları yapalım. Çok keyifli olur bu yaz değil mi? Olur tabii. O da keyifli olur. Onu da yaparız. İzninizle ben çıkıyorum. Sağ olun. Demek ki yerine bir marina bulacağız. Hadi iyi boğazlar. Ben bir işçileri arayayım. Dur. Sonunda. Ceyda ne ya? Merhaba Ceyda'cığım, nasılsın? Tekne mi? Ne teknesi? Ay vallahi marinada da komşu olduk. Bu yaz ada rotamıza bekliyorum İcral'cığım, tamam mı? Ay tabii Ceyda'cığım. Tabii ben zaten şimdiden çok sabırsızlanıyorum teknenin keyfini çıkarmak için. Tabii. Sen Tahsinciğime de çok selam söyle. Tamam canım, hadi en kısa zamanda görüşürüz. Bye bye. Hayırdır İcral, ne teknesi? İyi tekne almış ya. Aa. Senin haberin yok muydu? Oo, birileri alışveriş yapmış. Ay kıyamam sana ya. Kendi kendini ikna etmeye mi çalışıyorsun? Tut kendini kızım. Aa, buraya geliyor Zilli. Kanı nasıl susamış herhalde? İcra Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Ay ben çok sıcakladım, bunu aldım. Ben biraz gideyim şurada oturayım da. Hem sizin de konuşacaklarınız varmış zaten. Oh. Bir dakika canım. Ben özür dilemek istiyorum.
Dün gece çok can sıkıcıydım. Ben ilk kez içki içtim. Yaramadı. Bir şey söylemeyecek misiniz? Kız gözünü karartmış. Hedefi sensin. Önce ne yaptı? Sarhoş numarasıyla seni işkillendirdi. Sonra da günlük tuzağıyla bombasını patlattı. Seni tahrik etmeye çalışıyor. Anladın mı? Üstüne saldırmanı bekliyor. Pusuda. Kocanla senin aranı bozmak için pusuda resmen. İclal Hanım, bir şey söylemeyecek misiniz? Sana ne söylememi istiyorsun Nur? Bana kızgın olduğunuzu görebiliyorum. Konuşmak için yanınıza geldim. Tamam. Konuştun işte. Ben de dinledim seni. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bu kadar mı? Benden ne duymak istiyorsun sen Nur? Hı? Böyle benden özel olarak duymak istediğin bir şey var mı? Yok, hayır ama... Ne oldu? Beklediğin kadar sinirlenmedin mi? Şaşırttın mı seni? Ben sadece özür dilemek istedim. Sen dün geceyi bayağı büyütmüşsün anlaşılan. Kendini de fazla önemsiyorsun anladığım kadarıyla. Nasıl? Yani sarhoş olman çok tatlı bir şey değildi, tamam. Ama gecemizi mahvetmiş falan da değilsin yani. Ben Yiğit'in karısıyım ya. Kocamla çıktığım romantik bir akşam yemeğin çocuğumuzun bakıcısı... hatta eski bakıcısı sarhoş oldu diye mahvedecek değiliz değil mi? O yüzden sen dün geceyi de kendini de fazla büyütme. Peki, ben artık... Hı hı. Sen artık müştemilata git. Sıkı bir alışveriş olmuş belli. Aldıklarını yerleştir. Hediyeler aldım. Mert'e de bir hediye aldım. Ay çok zarifsin. Ben artık gideyim o zaman. Akşama görüşürüz. Yılan. Alamadın istediğini değil mi? Pis yılan. Şu kadardı. Şu kadar mıydı? Bu kadardı be, bu kadardı. Şu kadar. Ay anne vallahi dediğin çıktı ya. O yılan var ya gözümün içine baktı bildiklerimi söyleyeyim diye. Kim bilir neler planladı. Nasıl şaşırdı hiçbir şey söylemeyince. Ama vermeyeceğim ona istediğini ben bu sefer. Doğru yaptın, iyi oldu. Yiğit. Tekne almışsın. Ne? Gerçek tekne mi? Evet, gerçek tekne. Oley! Bak, ben kaptan olacağım, sen de Miço. Tamam mı? Tamam. Yaşasın! Yaşasın tabii. Ben de bugün Ceyda ile konuştum. Marina'da karşılaşmışsınız, ondan öğrendim ben de. Aşk olsun yani, saklar gibi öyle. El alemlerden mi öğrenecektik? Niye saklasın Nazan ya? Allah Allah. Nazan, boş boş konuşma. Yarın bence bir kutlayalım bu tekneyi, ne dersiniz? Kutlayın baba, lütfen kutlayın, ne olursun kutlayalım. Aman, pek güzelmiş ama ne gerek vardı halacığım bu kadar hediyeye? Ya ne zamandır istiyordum bundan, bekledim durdum. Ha bugün ucuzlar, ha yarın ucuzlar diye diye. Biliyorum zaten, o yüzden aldım. Ha, bir tanesin sen, bir tane. Vallahi hiç gerek yoktu kızım. Olur mu hiç öyle şey? İçimden geldi halacığım. Babamla bana da göstermelik gelmiş benim. Elmas, kızımın ne biçim laf öyle? E ne işte, resmen ayıp olmasın diye almış. Beğenmediysen değiştirme kartı var içinde. Gider değiştirirsin. Aa, yapmayın böyle Allah aşkına. Kızım içinden gelmiş ama fazla fazla gelmiş. Hafize, o ne biçim laf öyle? Koskoca Yiğit Kozan'ın karısı duruyor karşında. 3-5 tane hediyen için laf etmeye değer mi ya? Aa. Ben kendi kazandığım parayla aldım enişte. Çalıştım, kazandım, aldım. Maşallah. İyi de kazanıyorsun tabii. Telefon da son model. Hey gidi günler. Bak şu kapıdan ilk girdiğin günleri hatırlıyorum. Telefonun kırılmıştı. İkinci elini alacak paran yoktu. Evet. Hatırlıyorum. Merak etme. Hepsini hatırlıyorum. Bunca zaman da bizi yemiş. Sanki kocasına dese bana bir telefon al dese almazmış gibi. Gördüğün gibi sabrettim, çalıştım. Kocamdan istemedim, kendim aldım. Neyse, ben Mert'e aldığım hediyeyi vereyim. Ay kendini aldı da alt üstü bir telefon. Bir havalar, bir sevindirik olmalar görmemiş ya. Olacak o kadar.
Ne görmüş ki bunca zaman? Ya ya. Biz hepimiz çok gördük. Bir tek Nur görmemiş zaten. Sen mutfağa söylüyorsun değil mi? Niye? Ne oldu ki mutfakta? Ne olacak? Baban Aytül Hanım'ın tepesini attıra attıra bir hal oldu. Kadın kalayı basıyor. Beni bir gülme alıyor. Ay Allah'ım yarabbim. Ay söylediniz mi yoksa Aytül Hanım'a? Yok Allah korusun söylemedik ama baban söylemekten beter etti. Lütfen baba, lütfen Aytül'ün ne olursun. Lütfen, ne olursun, lütfen. Bir düşüneyim. Baba, ne olur, lütfen. Bak, kutlarım ama bir şartla. Miçoluk yapacaksın, tamam mı? Söz. Denizci sözün mü? Söz. İyi, peki, tamam oldu. Hadi kabul ettim ama halatları falan sen bağlayacaksın. Oley! İyi akşamlar. Nur, biliyor musun? Babam tekne almış. Ne güzel. Hayırlı olsun. Bak, güya senin yanında yüz vermiyor kocanın. Teşekkür ederim. Deniz bana huzur veriyor. Umarım aradığınız huzuru bulursunuz. Umarım. Biz madem yarın cümbür cemaat çıkacağız, Nur da gelsin bizimle. İster misin Mert? İsterim, isterim. Ömür'e çok isterim, çok isterim. Nur, yarın çekimin falan yoksa gelir misin sen de bizimle? Mert de ilgilenirsin. Biz de başımızı dinleriz biraz. Tabii, seve seve. Yaşasın! Al bak, bu senin. Bu ne? Hediye. Ne gerek vardı canım? Adettendir, ilk maaşla. Aa. Duydunuz mu? Nur bizden aldığı parayı maaştan saymıyormuş demek ki. Yok, siz beni yanlış anladınız. Ya hadi Nur, basbayağı öyle dedin işte. Ay canım kız haklı. Şimdi bakıcılık maaşı nerede? Mankenlikten kazandığı para nerede? Yok yani gerçekten. Tamam Nur, tamam. Bak işte burada hepimiz anladık. Bakıcılığı beğenmiyormuşsun yani. Araba! Oley! Beğendin mi? Çok. Ay gerçekten çok özel hediye olmuş. Arabaları seviyor ya, o yüzden. Benim biraz çalışmam lazım. Gözüme. Başlayacağım maaşına. Teyze hiç konuşacak halde değilim. Belli. Mesajlarımı almamışsın. Sonra teyze ne olur. Sonrası geç Yiğit. Tayyar efendilerin her şeyi bildiğinden şüpheleniyorum. Şüphelenmiyorum, hatta eminim. Nur'la evli olduğunu biliyorlar. Yoksa bugün yaşadıklarımın başka hiçbir açıklaması olamaz. Ha, Tayyar ha. O kadın onlara her şeyi anlatmış Yiğit. Kadın değil. Ben söyledim. Aa, hayır olmadı. Hadi bir daha dene. Yani Allah sana gerçekten evliya sabrı vermiş İclal ya. Ya bu benim çocuğum olacak. Sonra o bakıcı gelip ona bir tane araba hediye edecek. Sonra geçip karşıma kikir kikir oyun oynayacaklar. Ay yemin ediyorum vallahi yaradana sığınıp Allah ne verdiyse dolarım ha. Ay Nazan. Yeter ya. Mertciğim, hadi anneciğim gel. Gel, uyku saatimiz bizim. Hadi gel yatacağız. Tamam, ben uyuturum İclal Hanım. Yok yok, ben uyuturum oğlumu. Sen zaten yarın bütün gün uğraşacaksın teknede. Bu gecelik ben uyuturum, hadi. Ama anne, sen güzel bir masal okuyamıyorsun. Okurum okurum, çok güzel masal okurum ben sana. Oyuncağımızı da alalım biz. Hadi iyi geceler bize. Gel. Ne oldu Nazan? Ne dedin kıza? Ay ne diyeceğim ya? Uyku saati dedim.
Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Kendi ağzında o haddini bilmezlere gerçeği nasıl söyleyebildin sen? Ne yapayım teyze? Biliyorum şaşırdın ama ben de planlamadım böyle olmasını. Birden gelişti. Sen benim kızımın hayatını oyun mu zannediyorsun ha? Ben sana inanamıyorum ya. Ha? Kendi ağzınla her şeyi nasıl anlatırsın sen? Mecbur kaldım. İş öyle bir haddeye gelmişti ki mecbur kaldım. Ne için mecbur kaldın? Benim kızımın hayatından daha önemli ne olabilir? Seni buna mecbur eden daha önemli ne olabilir acaba? Karım. Karım için mecbur kaldım. Ha, doğru. doğru ben onu unutmuşum. Doğru söylüyorsun. Senin karın benim kızımın canından daha mühim, doğru tabii. Yapma teyze. Bana haksızlık ettiğini sen de farkındasın. İclal'in hayatı benim için ne kadar önemli bunu sen de biliyorsun. Eğer öyle olmasaydı bu evde her şey çok farklı olurdu. Ne gibi? Ha? Karın Fırat'ın mankeni olmazdı öyle mi? Bak teyze, endişelerini anlıyorum. Ta yarın kulağını çekeceğim, merak etme. Bugünkü gibi bir pervasızlık, patavatsızlık bir daha yapmayacak. İclal de bundan zarar görmeyecek. Güven bana. Bana başka şans mı bıraktın ki? Hala diyorsun ki oyun oynayalım. Gözlerinden uyku akıyor ya. Ama bak sen de söz verdin. Masal okuyacaksın. Ay okuyacağım. Araba. Ay elimden düştü ya. Pardon. Ama kırılmış. Tamam bir şey olmaz. Ben sana yenisini alırım. Ama anne. Ay tamam ben sana alırım yenisini Mert'ciğim. Anne. Canan bak araba var orada. Çöp al onu al. Anne. Ya tamam kuzum Allah Allah. Alırım yenisini diyorum. Ne oluyor Cahit bu saatte? Bip bip. Yok be şey, şirketten çocuklar. Yarın bizim Azerilerle toplantı var da. Ona haber veriyorlar. Ha. İyi, versinler bakalım. Ay şuna bak ya. Gören de hapishanede volta atıyor zanneder. Uğraşma şu kızla Nazan. Ay ne uğraşacağım ben onunla ya? Onunla kimin uğraşacağı belli. Bana bak. Sen bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi yine? Ay yok artık Cahit. Ne bileyim öyle İclal'le kulaktan kulağa fısır fısır falan. Ne oluyor? Ay Allah Allah ya. Şurada kadın kadına oturup ne konuştuğumuzun fısır fısır hesabını mı vereceğim sana Cahit? Hem sana ne oluyor? Sen o cici yengenin avukatı mısın Allah aşkına? Nazan. Saçma saçma konuşma ne olur. Tabii. Sen Nur'un tarafını tutarsın zaten. Niye acaba? Elmas yüzünden olmasın sakın. Nazan vallahi saçmalıyorsun ha. Tamam. Hadi Betim benzin atmasın hemen. Kusura bakma da o kadar dokunduracağım artık yani. Bana bak. Bizim bu çifte kumraların arası bu mankenlik işi yüzünden biraz bozuk galiba. Nazan bir kahve içeyim dedim. Ağzımdan burnumdan getirdin. Kapalı. Kapattı kendini çalışma odasına. Canan ne yapıyorsun sen? Ödümü kopardın. Çöp atıyorum ne yapacağım? Ama bu benim Mert'e verdiğim hediye. Kırılmış. Kırık diye atıyoruz zaten. Allah Allah. İclal Hanım söyledi. Kırıldı. Çöp dedi. Nasıl kırıldı bu? Ben mi kırdım canım? Allah Allah. Al tamir et o zaman. Deli mi ne ya? Ama bu tamir olmaz ki.
Nur. Bu ne hal böyle? Kötü bir gece galiba. Tipik bir Kozan çiftliği gecesi. Sana bu tipik geceyi sıra dışı hale getirecek bir haberim var. Sıkı dur. İlk reklam filmini çekeceksin. Reklam filmi mi? Yani televizyonda mı? Televizyonda. Telefon operatörü reklamı. Yani kısa bir teksim var. Repliğin tek cümle ama beden dilini çalış. Tamam. Al bakalım. Şimdi yani ben televizyona mı çıkacağım? Evet. Çünkü her şey ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Yok yok. Çünkü her şey ailemiz için. Olmadı ya. Çünkü her şey ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Çünkü her şey ailemiz için. Hafize, şu Nur'la bir konuşsak diyorum. Ne konuşacağız? Bizim memleketteki pamuk tarlasını. Hani paraya kıyıp da bakamadık, çok harap oldu. Hani bir ucundan tutsa da diyorum. Tövbe yarabbi, kızdan para mı isteyeceğiz? Ne var yani? Üç kuruşluk tarla parasının Nur için bundan sonra kıymeti var mı ya? Yok yok, iyice zıvanadan çıktın Tayyar Efendi. Dünyada olmaz. Beş kuruş istemem ben yeğenimde. Ulan sen de zaten akıl olsa var ya. Hayır. Hoş geldiniz. Hoş ne geldiniz. Söyledim lan ben sana? He? Ne söyledim ben sana? Ne oluyor hala? Ya sen benim teyzeme nasıl caka satarsın he? Sen kimsin lan? He? Sen kimsin? Aman Yiğit Bey. Ne demek aman Yiğit Bey? Bana bak. Sen onca kabahatinden sonra hala bu evde barınabiliyorsan önce karıma, sonra karına dua et. Bak, bir daha ortalık karıştıracak olursan gözünün yaşına bakma. Al işte, gördün mü Tayyar Efendi yaptın? Ne oldu baba? Damadın postayı koydu. O söndü mü baba? Yiğit dursana. Ha bak, güzel hazırlanmışsın. Tekneye gideceğiz. Yiğit bir dur. Durdum, ne var? Eniştem ne yapmış? Yoksa Aycül Hanım'a bir şey mi söylemiş? İşte söylemiş kadar olmuş. Teyzem biliyor artık herkesin bildiğini. Kovacak mı? Merak etme, kovamaz. Keşke bu olanları halamlara söylemeseydin. Yani böyle olacağı belliydi. Eniştem rahat durmaz. Duracak. Merak etme. Eğer o durmazsa ben hiç duramam. Telefonun hala kapalı mı? Evet. Kendisi şu anda Marmara Denizi'nde boğaz havası alıyor.
Attın mı? Hı, attım. Ne var? Bak, şimdi sen telefonlusun, ben telefonsuzum. Biraz da sen tırmala bakalım bana ulaşmak için. Senin kadar inat görmedim. Ya benim kadar inat görmemiş. Aynaya bak, ben gördüm. Bak, karşında duruyor. Şey, tekne gezimiz uzun sürer mi? Yani akşama döneriz değil mi? Niye? Bir programın, bir randevu mu var? Şey, çekimim var. Reklam çekimi. Reklam çekimi mi? Hmm. Hani televizyonda çıkar ya, ondan. Ben bütün sayfayı okuyamadım. Ay yoksa karşılıksız aşk değil miymiş? Ay yoksa Yiğit de mi kıza aşk? Televizyona çıkacağım. İyi, bari söyle de bana ne tür reklam filmi olduğunu. Duş jeli. Duş jeli mi? Bağırma, bağırma. Kızma. Şaka yaptım. Telefon reklamı. Ha, telefon reklamı. Bak telefonsa iyi. Telefonsa aklı uygun, telefonsa güzel. Çünkü telefon bizim ilişkimizin şifresi. Senin ayakta durma simgen. Telefonsa iyi, tamam. Sesim çıkmaz. Bak bir sonraki reklamın zeytinyağı olsun. O da uyar. Üste çıkan zeytinyağı. Tam senlik. Ondan sonraki de keçi peyniri reklamı olur. İnatçı keçinin peyniri. Kafana da şapkayı takmışsın afacan deniz gibi. Hayret bir şey. Senin kocan ya. O adam benim kocam yani. Gel. Aa. Sen daha giyinmemişsin yavrum. Neyin var yine senin? İşler. Hı. Çıktım işte, hava aldım biraz ya. Giyineceğim şimdi de. Yavrum. Eğer tekneyle çıkmak istemiyorsan evde oturalım, dinlenelim, keyfimize bakalım. Alışverişe de gidebiliriz. Ay ne saçma fikir anne ya. Allah Allah. İşte çıkacağız tekneyle, ne güzel deniz havası alacağız. Doğru. O kadını da davet ettin. Mis gibi deniz havası alırız artık işler. Ben bilmiyor muyum? Senin kafan orada. Hı? Allah Allah. Ya sen dün bana demedin mi bu kadın seninle nasıl oynuyorsa sen de onunla öyle oynayacaksın diye? Tekneden daha iyi fırsat mı olur ya? Gör bak sen, ben o kızı denize düşmüşten beter edeceğim, beter. İnsanın havası marinaya ayak basağı basmaz değişiyor gerçekten. Vallahi öyle, çok keyifli. Öyle yandan yandan keyifli diyeceğim, bir tane de sen al Cahit'ciğim. Bizim neyimiz eksik? Ay ne deniz meraklısıymışsınız. Beni tutmaz inşallah. Ay anne, daha tekneye ayağını basmadan söylenmeye başladın ya. Vay be, bu neresi mi tekne? Kocamanmış. Ben daha küçük bir şey hayal ediyordum ama bu kocamanmış. Bize de bu yakışır. Bu tekne senin. Hadi bakalım, gel. Gelin bakalım. Dur bakayım, beklesen. Çık bakalım yukarı. Gelme. Tekne gerçekten çok güzelmiş Yiğit Bey. Aradığınız huzuru buldunuz mu? Yok. Onu daha bulamadım. Hala arıyor. Hadi. Niye öyle bakıyorsun kocana sen? Bir şeye bakmıyorum ya. Aa, sana öyle gelmiş.
Gel beraber kullanacağız. Bu tekniği beraber kullanacağız. Ne yapayım? Korkma. Oturun bakalım. Baba. Hı. Ne yapıyorsun? Korno. Çok güzelmiş korno. Nur. Şey, yani yüksek sesle şey yaptığımı fark etmedim ben. Ay bir de yüksek sesle mi şey ettim diyor ya. Kızım sen kafayı mı yedin? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Ha? Edebinle otur. Edebinle otur. Kasıtlı yapmadım. Bana bak. Benim kızımın huzurunu kaçıracak en küçük bir şey yapmayacaksın, anladın mı? Sultan. Sen ancak hayal edersin. İclal yapıyor bak. Nur,
Bir gelir misin? İclal iyi esiyor vallahi. Kızın canını okudu. Beter olsun Allah'ın gözünü. Bizim bir fotoğrafımızı çeker misin? Ne gerek var şimdi İclal? Ay ne gerek var hayatım? İşte bir tane aile fotoğrafı çektirelim diyorum. Annem mi kaldırayım şimdi? Nur burada, çekiversin işte. Ben çekerim. Aile fotoğrafınızı. Ama bak titretme ha, net çıksın. Ben bir tane de aşk fotoğrafı istiyorum. Hadi sıkıldım ben hadi. Hadi. Hadi şu oltaları alalım da balık tutalım. Ya ben limonata istiyorum. Ya hadi yürü. Ne güzel çıkmış. Gördüm. Ben Mert'e bir limonata ayarlayayım. Senin burada ya. Ay bırak bırak. Bak dökürsün her yere. Ben koyarım oğlumun limonatasını. Bir tane de kocama hazırlayayım. Darısı başına Nur. Efendim? Fotoğrafımızı çektin ya bizim işte. Darısı başına diyorum. Aile olmak çok başka bir şey ya. Hele çekirdek aile olmak bambaşka bir şey. Bak mesela, bu resim sadece bir fotoğraf değil. Sonsuzluk, sonsuz aidiyet. Aşk manzarası bu ya. İçinde başka kimseye yer olmayan bir manzara. Ben bu manzaranın içine girmek isteyen kaç kadın gördüm biliyor musunuz? Benim yerime geçmek isteyen, beni bu resimden silip benim yerime kurulabileceğini düşünen kaç kadın tanıdım ben. Hepsi kaybetti. Neden kaybettiler biliyor musun? Çünkü oğlum da, kocam da benim. Biz bir aileyiz. O yüzden ben o kadınların hepsine her zaman acıdım. Onlar benim kocama ellerine geçirip benim yerime kurulabileceklerini düşünürken... ben onları sadece izledim ve acıdım. Ama yapacak bir şey yok işte. Bazı kadınlar da bundan hoşlanıyorlar. Yani böyle çaresiz, karşılıksız, yalan aşklarını ömür boyu yaşayıp o aşk yüzünden kıvranmaktan hoşlanıyorlar. Ne yapacaksın? Ay ne çok konuştum ya. Umarım bir gün senin de bir ailen olur Nurcuğum. Koştur koştur gidiyor. Tekne yaramadı Nur'a. Baksana kaçacak yer aradı. Fırat gelmiş. Çekimleri var ya bugün. Artık şirkete gidelim ha. İş vakti. Vallahi bir kahve içelim diyordum ama Mert'in de uykusu geldi. Biz de eve gidelim. Gel bakalım. Deniz havası sana yaramamış.
anlatmak ister misin? Anlatacak yeni bir şey yok. Her zaman olan şey işte. Gerçek. Hayatın benim kalbime ters düşen gerçeği işte. Yiğit, topla artık biraz kendine. Bak teknede de böyleydin. Dışarıdan nasıl görüldüğünün farkında değilsin Yiğit. Ne yapayım? Ne yapayım abi? Elimden başka türlüsü gelmiyor. Ne yapayım? Ya tamam elimden gelmiyor diyorsun biliyorum ama... Yani Nur'la arandaki elektrik gözle görülür, elle tutulur şekilde yani. Tamam, Nur'dan başka hiçbir şey düşünmüyorsun, biliyorum. İcrel'in artık bazı şeyleri anlaması an meselesi Yiğit. Ben bir depo yürüyüp geleyim Yiğit. İyi, tamam. Tamam. Telefonunuz geldi. Eski attığınız da içinde. Tamam. Sen yarım saat bana telefon bağlama. Peki efendim. Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Hadi Nur, biz içeri geçelim. Nur, konuşmamız lazım. Bak, sana ne olduysa aynı şey bana da oldu. Şu Allah'ın cezası çekimin bitince ara ne olur. Şahane. Alnında mutlu yuvanın mutlu dişi kuşu yazıyor sanki. Nur Hanım, henüz bitmedi. Şunu da takalım. Bu ne? Hamile göbeğiniz. Ben hamile olacağımı bilmiyordum. Ben de oraya atlamışım. Yani senin için zor olacak biliyorum ama mecbursun. Kontrolü babasıyla birlikte gelirsiniz. O zaman görebiliriz kalp atışlarını. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Babası da şaşıracak herhalde. Çok hazırlıksız yakalandınız galiba. Çok. Çok hazırlıksız yakalandık. Çok. Hadi bakalım. Şimdi seni yine ailenle tanıştırayım. Mustafa günlerce gelmeyeceğini zannediyor eşin senin. Halbuki sen şuradan onunla telefonda konuşurken sürpriz yapıyorsun ve buradan geliyorsun. Sonra Hamza da babasını görünce aslında yeni görmüş gibi davranıyor değil mi? Bak geldiler işte. İşte eşin ve oğlunuz. Kızınız da yolda. Hamza, Nur ablaya bir merhaba demeyecek misin? Merhaba Nur abla. Evet, hazırız galiba. Buyurun başlayalım. Buyurun. Alalım İlker. Alalım. Aradığınız kişiye şu an
Nur, konuşmamız lazım. Bak, çekimin bitince haber ver. Eve gitmeden görüşelim. Nur'un işi kaçta bitecek öğren bana. Evet Hamza, girelim kayda. Aileniz sizin için değerlidir. Sizi birbirinize aile bağları kadar güçlü bir bağ ile bağlar. Aile olmak çok başka bir şey ya. Hele çekirdek aile olmak bambaşka bir şey. Sonsuzluk, sonsuz aidiyet. Çünkü oğlum da, kocam da benim. Biz bir aileyiz. Umarım bir gün senin de bir ailen olur Nurcuğum. Alo. Kestik. Nur, daha dikkatli olmalısın. Daha içten konuşmalısın. Kocanla konuşuyorsun. Özür dilerim. Hadi lütfen daha dikkatli olalım. Baştan alıyoruz. Alalım çocuğu yerine. Evet, baştan alıyoruz. Hazır. Üç. Hazır mısın Nur? Evet, üç, iki, bir, action! This is... Özlemek sonunda kavuşmak varsa güzeldir. Telefon çaldı. Alo. Bazı kadınlar da bundan hoşlanıyorlar. Yani böyle çaresiz, karşılıksız, yalan aşklarını ömür boyu yaşayıp o aşk yüzünden kıvranmaktan hoşlanıyorlar. Umarım bir gün senin de bir ailen olur Nurcuğum. Ece'm. Ferhat, senin kız ilk poz veriyor olabilir ama burada çuvalladı ya. Tamam, üçlü aile resmi. Bu resim sadece bir fotoğraf değil. Sonsuzluk, sonsuz aidiyet. Aşk manzarası bu ya. İçinde başka kimseye yer olmayan bir manzara. Nur, replik. Nur, replik. Benim ailem... Biz bir aileyiz. Umarım bir gün senin de bir ailen olur Nurcuğum. Benim ailem... Ailem... Yeter. Dayanamıyorum, tamam mı? Yapamıyorum ben. Ben yapamıyorum, yeter. Ne oluyor? O kadar da yüklenmedim ama. Hocam, kısa bir ara verebilir miyiz? Tabii. Evet, mola arkadaşlar. Evet, mola verelim arkadaşlar. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Yalvarırım ben, yapamıyorum. Yapamıyorum ben, dayanamıyorum artık. Yapamıyorum. Daha yeni başlamışlar. En az 2-3 saat sürer Yiğit Bey. Sabaha kadar da sürse bekle orada. Bana haber ver. Yiğit Bey, çıktı efendim. Ne demek çıktı? Yani en az 2-3 saat sürerdi. Sanırım bir sorun var efendim. Ne demek sorun var? Ne oldu? Ağlıyor efendim. Ağlıyor mu? Al iç biraz bunu, hadi. Hadi iç. Tamam, hadi. Nefes almaya çalış biraz, iç şunu. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Dur bak, bu teknede ne oldu bilmiyorum ama kendini toplamak zorundasın. Şimdi dağılırsan dayanamadığım bu işkenceden kurtaramazsın. Anlamıyorsunuz. Ben bu işkenceden kurtulamam zaten. Ne bu iş? Ne bu öfke, ne bu hırs. Hiçbir şey beni bundan kurtaramaz. Ne yapacağım şimdi? Acı çeken şu kalbimi alıp söküp atayım mı? Yiğit'e aşık olduğum günden beri kalbim kaç kez öldü dirildi. Mecbur kaldıklarımız beni öldürüyor ama
Sonra onu karşımda görünce bir bakışı, bir gülüşü, hatta öfkesi, hatta beni delirtmesi bile. Onu her gördüğümde o ölü kalbi ona yeniden doğuyor. Nur, İzel ikinizle ilgili bir şey biliyor olabilir mi? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sanki İzel'i hiç tanımıyorsunuz. En ufak bir şey bilse beni o tekneden denize yollardı. Hem sağlık durumunu biliyorsunuz. Allah korusun. Gerçeği öğrenmesi onun canına mal olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Ne oldu aşkım? Ha? Ne oldu sana? İyi misin? Ne oldu ona? Ha? Konuşsana lan. Ha? İçeride canını sıkacak bir şey mi oldu? Canımı sıkan sensin. Canımı acıtan. Her gün canımdan can alan sensin. Bugün o teknede burnumun dikine gitmekle ne kadar haklı olduğumu anladım. Eğer sana boyun eğip senin istediğin gibi yaşamaya devam etseydim nasıl boğulacakmışım bugün anladım. Ya Nur, ben senin boğulmanı mı, boyun eğmeni mi istiyorum ha? Sen bugün burada ne yaşadıysan ben de... Sen benim yaşadığımı yaşamıyorsun Yiğit Bey. Sen karını başka bir adamla mutluluk pozları verirken görmüyorsun. Sen karını başka biriyle paylaşmıyorsun. Ben sana bunları yaşatmak ister miydim? Ha? Sen böyle hissederken ben o mutluluk oyunun içerisinde neler çekiyorum, neler hissediyorum biliyor musun? Sen öfkeden, sen acıdan ölüyorsan ben de pişmanlıktan, çaresizlikten ölmüyor muyum? Sana çektirdiğim acının altında ezilmiyor muyum ben? O zaman ezilmeye devam et. Çünkü ben acı değil, reklam filmi çekeceğim. Çekimin konusu biraz ağır geldi. Küçük bir sinir krizi geçirdim. Sakın bu işten zarar görmesin. Sakın. Karın sınırımı yeterince açık konuştu. Kimden, neden zarar gördüğünü açıkça söyledi. Ben hazırım. Çünkü her şey ailemiz için. Ne diyorsun hoca? İş var. İlk ekran tecrübesine göre hiç fena değil. Olacak hoca. Bu kız olacak. Evet. Devam. Hafize. Bu kızda bir hal var. Kocasıyla kavga mı etmiş yine? Ne bileyim ben Tayyar Efendi. Çok merak ediyorsan kendin sor. Nur. Kızım pek sessizsin. Hayırdır? Ben hemen yatacağım. Yarın çekimim var erkenden. Reklam filmi mi? Evet. Yarın son çekim. İyi geceler. Ah yavrum, çok yoruluyorsun tabii. Uyu dinlen evladım. Hadi hayırlı geceler çocuğum. Şaka maka kuzenim şöhret yolunda ha. Aman yavrum, hayırlısı. Çekim aşağı, çekim yukarı. Kocası da böyle delirtiyor bu işte. Şişt, Elmas, baksana kız, sen bilirsin. Kavgalı mı bunlar? Ne bileyim baba ben. Bana ne ayrıca? Takılarım benim güvencem. Onlar olmaz. Başka bir yol bulmam lazım.
Ben sana bunları yaşatmak ister miydim? Ha? Sen böyle hissederken ben o mutluluk oyunun içerisinde neler çekiyorum, neler hissediyorum biliyor musun? Sen öfkeden, sen acıdan ölüyorsan ben de pişmanlıktan, çaresizlikten ölmüyor muyum? Sana çektirdiğim acının altında ezilmiyor muyum ben? Sadece kalbimde çarpmıyor. İçimi, ruhumu, damarımdaki kanı bile ele geçirdi bu aşk. Onu her gördüğümde buz kesen ellerimin, karışan aklımın, kulaklarımla nasıl çarptığını duyduğum kalbimin başka bir açıklaması olabilir mi? Aşık oldum ben. İzlediğim filmlerden, okuduğum kitaplardan beter aşık oldum. Ben hangi ara, ne zaman sana böyle deli divane aşık oldum Yiğit Kozan? Bazen beni delirtiyor. Delire delire sevmek diye bir şey varmış. Ben bu evde bunu öğreniyorum. Ben daha iyiyim, merak etme. Şimdi de ben seni merak ediyorum. Ya İcler görürse? Kocama mesaj bile gönderemiyorum ya. Aşkım. Çalışıyor musun hala? Ha, evet, çalışıyorum. Ne yapayım, işler yoğun. Ne olursa olsun, ben bize inanıyorum. Ay yani iyi ki bir gün keyif yaptık ha. Hemen çıkıyor acısı. Kapanla yine çalışma olana. Ne yapayım İclal? Birinin çalışması gerekiyor işte, az kaldı ama. Hı. Bir şey mi söyleyecektin? Mesaj geldi sana. Gelsin, ne var? Baksana. Ne olacak canım? Zırt pırt mesaj geliyor zaten. Niye bakmıyorsun şimdi? Acelesi yok. Çok sıkıldım ben ya. Ne yapsak, aşağı insek, film mi izlesek acaba? Sen in, bir film seç, başla. Ondan sonra ben gelirim. Ortasından yetişirim sana. İyi tamam, hadi kolay gelsin o zaman. Ha, İclal. Efendim? Şu senin doktordan randevu mu alsak? Sebep? Yani her şey niye bu kadar yavaş? Onu öğreniriz. Belki yeni bir tedavi yöntemi çıkmıştır, yeni bir ilaç çıkmıştır falan. Yavaş derken nasıl yavaş? Yani ne yavaş? Yani doktorla konuştuğum zaman bu sıralarda senin hatırlamaya başlaman gerekiyordu. 6 ay geçti. Biliyorsun, iyileşmen için hatırlaman çok önemli. Tabii. Ben yarın ararım doktoru. Sonra da hemen sana haber veririm. Tamam? Tamam. Yoruldum. Tükendim ama bitmedim. Acıya, öfkeye rağmen, bugüne rağmen ben de bizden vazgeçmedim. Nasıl olur? Günlüğümün ne işi var burada? Günaydın karıcığım. Yiğit, günlüğün başucumdaydı. Evet, çıkarken halana verdim. Ama merak etme, elmas çıkmıştı. Ve güvenlik kurallarını ihlal etmedim. Deli. Hem sende kalması daha doğru ve güvenli. Çünkü ben her gece okuyorum. Bir de her gece okuyorum diyorsun. Vallahi ezberledim. Hem de her bir satırını. Bak, Yiğit Kozan. Acımasız, kaba, kibirli adam.
Ah, ben sana çok aşık oldum Yiğit Kozan. Bak Yiğit, keserim seni. Kelebekler gibi, böcekler gibi, çiçekler gibi aşık oldum. Ya Yiğit! Nur, çekimin ne zaman bitiyor? Hayırdır? İzlemeye mi geleceksin? Asla. Ne izlemesi? Televizyonda çıktığı zaman zap yapmazsam adam değilim. Ay, çok umurumdaydı. O değil de Nur. Ben gece teknede bekliyorum seni. Gel, uzun uzun konuşalım. Bu böyle gitmez. Hem yarın İcel'in doktoruyla da konuşacağım. Kendimiz için bir şeyler yapacağız. Tamam kocacığım. Akşam için sabırsızlanıyorum. Eşek. Bir de satır satır ezberledim diyor. Yırtmış. Bir sayfası yırtılmış. Elmas. Ben seni sonra ararım Elmas. Ne sonrası Nur? Herkes sette seni bekliyor, hadi. Tamam, hazırlanıp geliyorum hemen. Bir zahmet. Nur'a biraz hadi hadi yaptım, çıkıyor şimdi. Daha çekime 2 saat var. Biz işimizi sağlam alalım da. Fırat Bey, ben sizden bir şey isteyecektim. Ben normalde de hiç yapmam ama... ben bu ara biraz sıkıştım da, acaba diyorum bana bir avans... Daha işe başlayalı 1 ayım dolmadan ay başında maaşını verdim Elmas. Evet ama... Sık dişini ve bütün çalışanlar gibi ay başını bekle, tamam? Düştüğüm hale bak ya. Yok. Benim daha radikal bir hamle yapmam lazım. Özkan, bayağı eksikler var. Akşam yetişecek mi bunlar? Bir saniye efendim. Alo şekerim. Ne haber? Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Bir Elmas vardı, ne oldu? Ona demek yok yani, aşk olsun. Cahit Bey'in bu akşamki programı nedir? Ay sana ne Elmas ya? Cahit Bey'in programından. Bana bak. Ayağım kaydı, şutlandım gittim diye bana efelenme. Ben senin nelerini biliyorum, sen unutmuşsun. Ne diyorsun sen be? İnsan kaynakları katında ne işler pişirdiğini ben hatırlıyorum diyorum, sen unutmuşsun. Kızım bana bak. Esas sen bana bak be. Neyse, bu akşam bütçe toplantısı yapılması lazımdı. Cahit Bey, gece şirkette mi olacak? Söyle bana, yoksa sana... Sen beni resmen tehdit ediyorsun ya. Aynen öyle canım. İyi, tamam tamam. Cahit Bey bu gece sabahlayacak. Yavrum, rahatsız falan değilsin. İyisin değil mi? İyiyim anne, yok bir şeyim. Ne bileyim, tekneden sonra hiç konuşmadın da benimle. Canı sıkan bir şey mi var senin? Ay ama anne, sen de bir hoşsun ya. İlla bir şey söyleteceksin yani. Üf, yok bir şey diyorum. Üf, hadi ben uzanacağım biraz. Ay sen de bir hoşsun yani Aytül Hanım'a. Kız daha Nur'un kocasına aşık olduğunu yeni öğrendi. Ne yapsaydı yani? Zil takıp oynayacak hali yok herhalde. Marifetinde gurur duyuyor musun Nazan? Aman ha. Anlaşmamızı unutma. Artık öyle eskiden olduğu gibi Nazan'a esip gürlemek yok. Bozuşmayalım sonra. Ah. İçim çok sıkılıyor. Hayırlara çıkar ya Rabbil alemin.
Efendim İjler. Aşkım neredesin? Teknedeyim. Ay doyamadın deniz havalarına. Üf, ne zaman geleceksin? Gelmeyeceğim. Teknede kalacağım bu gece. Ay ama Yiğit'cim yani gece gece tek başına ne gerek var ki şimdi? Çünkü canım öyle istiyor İjler. İyi. Tamam sevgilim. Senin canın öyle istiyorsa benim de canım deniz havası istiyor o zaman. Evet hadi arkadaşlar acil toparlanıyoruz. Mekanı terk etmemiz lazım. Acele edin. Bugün sıkı çalıştık kızlar. Evet. Ne yapalım dersiniz? Açlık durumlarınız çiftliğe kadar idare eder mi? Yoksa bir yerde yiyelim mi? Ben bu akşam kocamla yemek yiyeceğim. Oo Nur Hanım. Sizden de bu lafları duyduk ya. Afiyet olsun bakalım. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Sen ne diyorsun Elmas? Fırat Bey. Yani malum bende kocam hoca yok. Ama benim bu akşam için bir planım vardı. Yani kusura bakmayın ben size eşlik edemeyeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Fırat Bey. İyi akşamlar Resul. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Gidebilirsiniz siz. Siz ne kadar devam edeceksiniz Cahit Bey? Yemek söyleyelim mi Cahit Bey size? Yok yok. Ben hallederim. Hadi yarın görüşürüz. Ne saçmalıyorsun? Elmas. Sustu. Elmas saçmalama kendine gel. Asıl sen kendine gel. Sus Cahit. Hatırla. Elmas'ını hatırla. Ay Allah Allah. Demin çalıyordu. Kasıtlı yapar gibi. Nazan arayıp durma şu adamı. Belli ki çalışıyor. İçim sıkılıyor zaten. Ay sen de gitseydin keşke kızınla tekne gezintisine. İçin açılırdı. Ha. Bak geçer şimdi içinin sıkıntısı. Geliyor Nur Hanımlar. Ay, şu kadar göresi gözüm yok o uğursuz. Nerede o yılan? Fırat. Selamsız. Gel gel. Gel bir yüzünü görelim. İyi geceler hanımlar. Bahçe keyfi ha? Ne haber ya? Nerelerdesin? Nasıl gidiyor işler güçler? O yılan nerede? Aha. Çiftlikte yılan mı var? Ama ben korkarım. Ay sen çok iyi şey mi? O kız nerede? Kocasının yanında. Hocamla yemek yiyeceğim dedi, tekneye gitti. Ne oldu? Olmaz. Olmaz. Ne oluyor size? Ay çoktan varmıştır bile. Olmaz. İçler. Nazan. Nazan, İçler her şeyi gözleriyle görecek. Kızım her şeyi öğrenecek, gerçeği öğrenecek. Ay İçler. Thank you.
Nihayet. Bu gece kalbim bir başka atıyor. Sanki... Sanki ilk buluşmamız gibi. Bana İstanbul'u gezdirdiğin gün gibi. Sana aşık olduğum gün gibi. Bu gece telefon falan yok. Bu gece sadece sen. Sadece ben. Sadece biz. Ay anne bir rahat ver ya. Aşkım. Aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.